Aralık haftalık burcumuza hoş geldiniz diyorum. 17 Aralık Koç burçlarına neler bekliyor diyorsanız, koçlar biraz içsel evrede geçtiğimiz haftalarda hem iyi hem kötü süreçte çok yorgunlar. O yüzden onların gerçekten ve gerçekten vücudunun enerjisine ihtiyaçları var. Herkes onun üstüne konuşmaya başladı. Herkes dert anlatmaya başladı. Koçlar bir çıldırmaya başladı. Sakin olmaya ihtiyacımız var. İşinizle alakalı güzel bir başlangıç yapacaksınız. Sonrasında çok hayırlı bir imzaya ya da imzalanmasını istediğiniz evrağın sevincini yaşayacaksınız. Fakat evli koç burçlarımızda çocuk dedik ya, ama bu çocukla birlikte bir ev konusu da gündeme geldi. Almak istediğimiz bir nokta ama başka bir şehirden almak istediğimiz bir ev noktası gündemde. Bunun da sevincini yaşayacaksınız. Ve uzun süredir ilişki yaşamayan koç burçları için 17 Aralık'tan sonra gerçekten onlar için yılbaşından sonra doğru aşka yelken açma oluşumu var. Hayırlı olacak onlara. Ama onlarda aile ve kardeşler arasındaki kavgalar, bazı miras konuları gündemde ve bu miras konuları hala çözülmediği için koç sanki anaç öğretmen gibi onu idare et, bunu idare et, şunu idare et çok sıkıldı. O yüzden onların bir ufak bir hafta sonu tatile ihtiyacı var. Bir de sürpriz dostlarla görüşme. Boğa burcunu neler bekliyor diyorsanız 17 Aralık itibariyle. Boğalar aslında yemeğe çok fazla verdiler, kilo almaya başladılar. Spora ihtiyacınız var boğalar. Çünkü yedik yedik homidi gırtlak gibi yuttuk yuttuk. Kışı yazı unuttuk. Bence biraz zayıflayın. Vücut oranınız yağlanmaya başladı. Son zaman anlarda da karın göbek bölgenizde ağrılarınız oluşmaya başladı. Dikkat edin. İşinizi aynı noktada kontrol etmek istiyorsunuz ama alternatif işte baktığınızı görüyorum. Ocak ayı istediğiniz noktaya da bulunduğunuz iş yerinizde istediğiniz noktanın zaferine erişeceksiniz. Uzun süredir işsiz olan boğa burçları Ocak ayı itibariyle hayırlı iş kapıları olacak ve muratlarını elde edecek. Ve aslında 17 Aralık'tan sonra işsiz olanlar iş bulma olasılığı başlayacak gözüküyor. Aşk konusunda çocuk isteğiniz var. Araç değişikliği isteğiniz var. Büyük bir ihtimal bunları Aralık bitmeden gündeme gelmiş olacak ve hayırlı olacak. Ailelerde de aslında kavga gürültü yok. Uzun süredir vakit ayıramadığınız için aileyle alakalı noktada bunların keyfini çıkartacaksınız. Aileyle vakit geçirme dönemi. İkizler Burcu 17 Aralık'ta neler bekliyor diyorsanız, 17 Aralık İkizler Burcu'nun hızlı ve sinirli bir haftası ama bir o kadar da keyifli bir haftası diyorum. Çünkü onlar başardılar ve ödül alma dönemine giriş yaptılar. Bu dönemde işte güzel bir başarı, sağlıklı bir karar verme, yeni imzalara oturtma dediğimiz bir süreç yaşanacak. Aşk konusunda da aslında hızlı bir ilişkimiz var. Bununla gelecek planlar içerisindeyiz. Ne yapmak istiyorsak sadece onların annesine ait evi taşıma gibi fikirleri var. Kendi evlerinde değil de anne ya da babaya ait evi taşıma fikirleri var. Böyle bir taşınma haftası söz konusu olacak. Bir de kardeşlerden doğan maddi destek ya da kardeşlere verilecek maddi bir destek var. İkizler bu ara hem parayı cebinde tutacak hem de dışarı çıkartmaz. Aşk konusunda da doğru aşklısınız. Devam edin diyorum. Yengeç burçlarını 17 Aralık'ta neler bekliyor diyorsanız, onlar iş, yoğun tempo, yoğun koşturmaca, yorgunluk dönemini geride bıraktılar. Daha yoğun, keyifli bir tempoya iş konusunda ve bekledikleri yurt dışı ile ilgili plan ya da oluşmasını istediği şehir dışı ile ilgili anlaşmalar da gerçekleşti. Sadece onlar nerede yaşayabiliriz ya da hangi ev bizim için doğrudur dedikleri bir karar aşamasında söz konusu olacak. Ama sağlık problemi, boğaz bölgemiz, boğa tır bölgemiz hassas gözüküyor yengeçler. O yüzden sağlığınıza dikkat edin. İlişkiniz de devam ediyor ama sizi tatmin etmeyen bazı güven problemleri yaşıyorsunuz yengeç. Bence biraz daha kendinizle ilgili güvenin, çünkü ilişkiyi çok sorguluyorsunuz. Çok fazla ilişkiye baskı yapıyorsa ama ilişkisi olmayan yengeç burçları için de sürpriz bir aşk haftasına giriş yapacağız. Aslan burçlarını 17 Aralık'ta neler bekliyor diyorsanız, aslanlar yorulduk, bittik, dinlendik, ettik, eğledik derken çok güzel işler başardılar. Bunun ödülünü alıyorlar ve keyfini çıkartıyorlar ama iş konusuyla ilgili problem yaşayan bazı aslanlar için de sakinleşme, iyileşme haftasına gireceksiniz. O yüzden radikal kararlar vermeyin, sakin bekleyin diyorum. Aşk hayatınızla alakalı iyi giden ilişkisi olan aslanlar, evlilikte ilişkisi olmayan aslanlara da sürpriz güzel, güzel keyifli ilişkiler başlangıç olacak. Evliliğiyle ilgili evde bir değişim yapmak isteyen aslan burçları da evdeki koltuk,
banyo, lavabo ne varsa değiştirip kırıp dökeceksiniz. Çünkü aynı evde yaşamaktan bunalan aslan burçları var. Sizde de dirseklerde, ayak dirsekleri ya da kol dirseklerinizle ilgili ağrı ve kemiklerle ilgili doğal sıkıntılarınız olabilir. Dikkat edin, son zamanlarda kaş ya da kipriniz dökülebilir. Bir estetik yaptırmak istiyorsunuz. Burun deliklerinizi kapatmak ya da burunla ilgili bir estetik yapmak istiyorsanız onu da yaptırın artık diyorum. Başak burçları 17 Aralık'ta neler bekliyor diyorsanız, başakların miras gündemi ve miras tartışması var. Aile ve aile soylarından kaynaklanan gerginlik had safhada, ön planda. Bunu sakinlikle halledin. Çünkü kimse mal için kimseyle düşmanlık olmasına gerek yok diyorum. Evlilik kararı veren başak burçlarımız var. Onlar da güzel bir ev düzme, ev yenileme dediğimiz bir süreç içerisine girdiler. Hatta ve hatta yeni iş ortaklığı yapmak isteyen bazı başak burçlar için de güzel, yıldızlı bir haftanın başlangıcı olacak. Onlar aslında neyi planlı yapacaklarını biliyorlar. Sadece ailedeki miras konuları gündemde. Sizde de son zamanlarda mideden kaynaklanan gaz, ülser ya da bu tarz bir tedavi noktanız var. Sizde de hafif kilolanma gibi bir sorununuz var. Bunları dengelerseniz sevinirim. Bazı başaklarda anne olma özlemi içerisinde, Allah kısmet ederse bu da gerçekleşecek. 17 Aralık terazi burçlarını neler bekliyor diyorsanız, teraziler geçmişe ait borçları kapatmaya başladılar. Para planlarını yapmaya başladılar. Ufak tefek tatil planları niyeti içerisindesiniz. Hafta sonunuzun keyfini çıkartmak istiyorsunuz. Bence çıkartın, keyfine varın diyorum. Çünkü siz hak ettiniz ve çok zorluklar atlattınız. Uzun süredir de ailede sağlık problemleri vardı. Onlarla mücadele verdiniz. Bazı borçlarınız var. Onları halletmeye çalışıyorsunuz. Yorucu bir hafta sizin için verimli bir haftaya girecek. Ufak tefek iş değişiklikleri söz konusu ama yerinizi korumaya çalışan terazi burçları için de yerinizi koruyun. Yükseliş bekleyen terazi burçlarımız için de hayırlı bir yükseliş olacak. Aşk konusuyla ilgili de uzun süredir sıkıntınız ve ilişkinizle ilgili gerginlik, kavga bitti bitecek diyen ilişkimizin çoğu bitirecek. Yeni ilişkiye yelken açacak ve hayırlı ilişki. Evliliğiyle ilgili de uzun süredir problemler yaşıyorsanız toparlanma, bazıları da boşanma sürecine girecek ve sonları her iki taraf için de hayırlı olacak. Yay burçlarını, akrep burçlarını neler bekliyor diyorsanız, 17 Aralık akrep burçları neler bekliyor diyorsanız, akreplerde dingin bir haftanın verdiği huzur var ama huzurun içerisinde de yine borçlandım, yine onu ödeyeceğim, yine bunu ödeyeceğim, yine bir başıma borç yaptım diyen bazı akrepler plansız hareket ediyorsunuz. Lütfen planlı hareket edin. Çünkü bazı ekonomi evreler sizi zorlamaya başladı. Bir de gereksiz bir krediye girdiniz. Bunu da ayrıyeten ödemeye çalışıyorsunuz. Son zamanlarda da sizde variz ameliyatı ya da damarlarla ilgili ufak bir operasyon geçireceksiniz. Bunun da telaş var. Hayırlı olacak sona, endişe etmeyin diyorum. Bir de çocuk isteyen ya da çocuk evlatlık edinmek isteyen bazı akrep burçlarında evlatlık sevinci söz konusu olacak diyorum. Çünkü uzun süredir çocuğu olmayıp da çocuk tedavisine gören akreplerimiz artık son evlatlık kararı verdiler. Bunun da hayırlı olacak. Ya babanızın sağlık problemine sevinci ya da bir erkekle ilgili sağlığın sonu aydınlık olacağını söyleyebilirim. 17 Aralık yay burcunu neler bekliyor diyorsanız, yaylarda da aslında miskin, yorgun, yorgan üstüne geçti, kış ayının tadını çıkartma kafasına giriş yaptılar. Hafif şöminenin ışığında yaşamak istiyorlar. Böyle bir uyku modunda bir haftanız var. Evet, keyfinize bakın. Çünkü bazı sorunları çözdünüz. Biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Bazı borçlarınız vardı. Onların da %60'ını kapattınız. %40'ı da Ocak sonrası planlıyorsunuz. Ufak tefek dışarıdan gelmiş ek paralar var. Bunlarla ilgili küçük yatırımlar da niyetiniz var. Ani karar vermeyin. Yıl sonuna kadar güzel yatırımlar söz konusu olacak. Güzel bir aşk haftasına da giriş yaptınız. Çünkü geçmişten gelen bir ilişki, evlilik ve bu ilişkiyle artık kalıcı bir noktaya eriştiniz. Ailelerin tanışması vesaire şey derken yaylarda güzel bir aşk var. Ama şöyle bir şey var, ben hiç ilişki yaşamadım, evlenmedim diyen yay burçları ne zaman evlenecek diyorsanız, Ocak ayı onlar için çok doğru ve hayırlı bir süreç söz konusu olacak. Sürpriz sürpriz arkadaş ya da dost ziyaretlerine gidebilirsiniz. Oğlak burçlarına 17 Aralık'ta neler bekliyor diyorsanız, onların bazı ortaklı işleri var ve devamlı hem çalışıp hem de ortaklı işleriyle alakalı çözmesi gereken süreçler var. Daha verimli ve daha kademeli noktaya geçecek oğlaklar. Oğlaklardan korkmayın çünkü onlarda gerçekten güzel bir yılın döngüsü, yılın bir hayli olacak ve ne istiyorlarsa gerçekleşecek onlar için.
için. Onların da uzun süredir satmak istedikleri bir arabayla ilgili bir mevzu var. Almak istemiyorlar, onu eve çevirmek isteyen, yani arabayı satıp ev kredisine girmek isteyen oğlaklar için de doğru zaman, yapmak istiyorsan hayırlı olarak söyleyebilirim. İlişkinizle ilgili de bir evleneyim, bir evlenmeyeyim diye telaşına. Giriş yaptığınız aslında evlilik yapacaksınız da hani bazı şeyleri toparlayayım, öyle bir düzene gireyim diyen oğlak burçlarımız var. Ve ilişki problemi yaşayan oğlaklar bir 20 gün sabırlı olurlarsa doğru aşka yelken açacaklar. Panik yapmanızı istemem. Sizde de sağlık problemi, diş enfeksiyonu, kulak burun enfeksiyonu olabilir. Dikkat ediyorum. 17 Aralık kova burçlarına neler bekliyor diyorsanız, kovalar aslında dostlarından bir kazık yediler ve bu kazığı hala hazmedemediler. O yüzden temkinli, dost temkinli dönemine giriş yaptılar ve artık kimseye güvenmiyorlar. İşte de bazı insanlar ona zarar verdi ve gereksiz dedikodular onun iş ayağını kaydırma planı için. O yüzden işinize sahip olun. Çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Bu ara sizinle oyunlar oynayacak ve sizin işinize engel olacaklar. Özel hayat konusunda da zaten güzel giden bir ilişki, evlilikle taçlandırmak istiyorsunuz. Evet, kararınız var. Bu da hayırlı olacak. Bir de araç değişimi ya da araç yenileme niyetiniz var ama bir 6 ay bekleyin çünkü sıkıntınız var. Bu 6 ayı geçtikten sonra doğru bir yatırım yapacaksınız. Sizde de saç dökülmesi ya da baş ağrılarınız, migren ağrılarınız olabilir. Sağlığınıza dikkat edin kovalar. Bir de uzun süredir aile ziyareti yapmak istiyorsunuz. Kardeş ya da aileyle birlikte bir yemek, kahvaltı ya da bir hafta sonu. Bence yılın son gününü güzel değerlendirin ve ailenizle keyif yaşayın diyorum. 17 Aralık balık burçlarına neler bekliyor diyorsanız, balıklar ciddi anlamda keyifli, güzel sistemlerini oturttular. Güzel paralar hakimiyete, kredi ödemeleri de ev düzeninizde yaptınız. Yeni oluşturmak istediğiniz iş kapınız da hayırlı. Sadece sizde küçük küçük ufak ufak hani Şubat Mart kar seyahati, kayak yapma seyahati var. Böyle bir kayak yapayım kıvamına geldiniz. Galiba Ocak ayında da güzel keyifli bir kayak, sevgilinizle ya da eşinizle gitmek istediğiniz bir kar organizasyonu var. Bunun bir tadını çıkartacaksınız. Sizde ailenizde sorun yok. Ailede bazı satmak istenilen noktaları sattırmayın çünkü oralar değerli bir nokta. Satılacaksa 2 yıl daha sabredin. Bekleyin balıklar. Daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Uzun süredir de üniversite arkadaşınız ya da çevrenizle ilgili yemek, kokteyl ya da bir kutlama döneminiz olacak ve bu kutlamadan da güzel sürpriz hediyeler alacaksınız. Evet, aşk konusunda uzun süredir aşksız olmayanlar, evet 17 Aralık doğru aşka yelken açma, huzuru bulma ve keyfi bulma. Evet, bu haftalıkta 17 Aralık haftalık burcumuzu yorduk. Hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Canlıya çok az kaldı. Canlı canlı yayınlar yapacağız.